Salih Tuna. Tanrısına ne yaptıracak? Amerikalılar sarı kovboylarına yeniden kavuştular. Yani Amerikan rüyasını yeniden başlatacak adamlarına. Soru şudur. Çok değil. Daha 4 yıl önce muhtar bile olamaz kıvamında sahnenin dışına atılan Trump nasıl oldu da tekrar başkan seçildi? Trump aynı Trump. Şımarık, tüccar kafalı, ayarsız, tekinsiz, lambur lumbur bir adam. Amerikalılar seviyor bu tipleri diyeceğim. Lakin 4 yıl önce ahı gitmiş vahı kalmış Biden'ı derin devletin dehtirmesiyle seçmişlerdi. Belki de Trump'ın en azından demokratlar kadar sahtekar olmadığına inanmışlardır. Trump eleştirmek sadedinde savaş ekonomisini canlandırmak için küresel barışı tehdit edeceğini dile getiriyorlardı. Demokratlar geldi. Hem Rusya-Ukrayna savaşı çıktı hem de Amerikan savaş gemileri bölgemize demir attı. Chomsky olsaydı Trump'ın geri dönüşünü kuvvetle muhtemel manipülasyonla rıza üretimi tezinden hareketle izah ederdi. Doğrudur. Trump, Amerikalıların korku ve endişelerini popülist söylemle besleyerek başkan seçilmesine zemin hazırladı. Bu zeminin inşasında Trump'ın maruz kaldığı suikastinin etkisi ne kadar oldu? Tas tamam bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz Trump'ın tanrısının söz konusu suikasta aldığı roldür. Bunu da zafer konuşmasında bizzat kendisi deşifre etti. Dedi ki, Tanrı benim hayatımı bir amaç için kurtardı. Canımı bir amaç için bağışladı. Bu da ülkemizi yeniden büyük yapmak, ülkemizi kurtarmak içindi. Amerika yeniden büyük olması için dünyada daha ne kadar zulüm yapmalı, kaç ülkeyi daha işgal etmeli, kaç taşeron terör örgütü daha kurmalı bilemiyoruz. Ülkemizi kurtarmak ifadesinden kastedilen nedir, onu hiç bilemiyoruz. Hayır yani, tüm dünya ABD emperyalizminden kurtulmak için dua ederken Trump ülkesini kimden kurtaracak? Maruz kaldıkları tehdit nedir? Bütün bir dünyayı zapturap altına almama ihtimali mi? Trump, bertaraf etmek anlamında Çin'e öncelik verecek. Bu nedenle de Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye çalışacaktır. İsrail'e bol kepçeden dolar yağdırmaya devam edeceğini de sanmam. Soykırımdan ticari kazancı olsaydı tamamdı. Fakat Trump'ın arzı mevuda değil, çıkarına bakar. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Hiçbirine acıma. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek, hepsini öldür diyen Netanyahu'nun tanrısı aynı şeyi Trump'a emretseydi alacağı cevap galiba şöyle olurdu. Okey tanrım, soykırım yapayım da bundan benim kazancım ne olacak? Duayla bitirelim. Allah yeryüzündeki tüm mazlumları zalimlerden ve zalimlerin yandığı tanrıların şerrinden muhafaza etsin.